FIFA geçen çok güzel bir tweet paylaşımı yaptı. 100 metre yarışı yapsalar kim kazanır diye bir anket açtı. Listede fena yalnız yanıyor. Mbappe var, Haaland var. Ronaldo'ların ikisi de var. Biz oldlar için Henry'si, Eto'su yer alıyor. Sonra Alfonso Davies var. Gareth Bale var. Saydım mı? Kimi unuttum? 9 tane. Robben var. Messi yok listede, onu da söyleyelim. Bir ara 32,5 kilometre hız yaptı deniliyordu. Hatta uzmanlara göre Messi'nin en yüksek hıza ulaşması için önünde sadece 4,5 metrelik bir boş alanın olması yeterlidir diye bir şey okumuştum mesela. Her ne kadar Hikmet Karaman, bir futbolcunun hızı 100 metreyi kaç saniyede koştuğuyla ölçülmez, düşünme hızı bazen koşudan çok daha değerlidir dese de, merak ettim. O liste üzerinden biraz laflayalım dedim. Hem az buçuk hikayecilik de katarız, güzel olur. Gerçi finalde bambaşka bir şey söyleyeceğim. Oralar çok önemli ama yine de bir konuşalım dedim. FIFA 23'e de bir bakayım dedim bu arada. Hani daha oynamak kısmet olmadı da. Oraya baktım hızlara. Vallahi orada zirve yine değişmemiş. Mbappe ilk sırada geliyor. Ardından kim geliyor? Adama Traore geliyor. Üçüncü sırada da Vinicius Junior var ki o da efsodur. Yani. Neyse. Hadi beraberce değerlendirelim. İnternetinizin speed testini kontrol ediniz. Çok süratli adamlar izleyeceğiz az sonra. Türkiye dünya sıralamasında 181 ülkede 105. sıradaymış bu arada internet hızında. En hızlısı peki? Yani speed testin Global Index 2022 3. çeyrek raporuna göre en hızlısı TürkNet'miş. Sponsorumuza güzel bağladın değil mi? Yapıyorum bu işi. Efendim, TürkNet internet servis sağlayıcılar arasında açık ara farkla birinci sırada yer alıyor. Dünya standartlarında bir internet hızı. Belki sizin de altyapınızda vardır. Açıklamaya bir link bırakıyoruz. Altyapınızı hemen sorgulayınız ve dünya standartlarında bir hizmeti siz de deneyimleyiniz. Hızlı olmak diyoruz ya, nedir peki? Hani dizi, film izlerken ya da bizi izlerken ekrandaki o var ya, loading falan, o ikonunu görmeme ya da çok az görme, indirmek istediğiniz oyunu saatler yerine birkaç dakika içerisinde indirme, online toplantılarda en kötü halinizle donmama, yükleme yapmak istediğinizi saatlerce beklemek zorunda kalmamak gibi. Eğer altyapınızı sorguladığınızda adresinizde TürkNet Gigafiber yoksa web sitesinde ana sayfadan Gigafiber istiyorum bölümüne girip adresiniz için hemen talepte bırakabilirsiniz. Hepimiz gerçekten iyi bir internet hızını hak ediyoruz çünkü. Bunu da söylemiş olalım sponsorumuza teşekkürlerimizle. Gelelim futbolun hızlılarına. Çok hızlı bir jenerik alalım. Beş cas diyeyim benim. Anlama, boşver. Güzel insanlar, sevgili Taçan. FIFA 100 metre aforizmasını kullanarak iyi yapmış, kafa da açmış. Biliyorsunuzdur ama benim gibi rakamlarla arası bozuk olanlar için hatırlatayım. Usain Bolt 100 metre dünya rekorunu kırdığı yarışta ortalama 37,58 kilometre hızla koşmuş. Bu veri elimizde, futbolu şöyle uyarlıyorlar. Mesela 2011'de bir ölçüm yapılıyor ve Cristiano Ronaldo bu ölçümde 39,2 kilometreye ulaşarak rekor kırıyor. Sonra Almanya'ya karşı bir gol atıyor Avrupa Şampiyonası'nda 4-2'lik maç. 92 metrelik koşuda saatte 32 kilometrelik hıza ulaşıyor. 14,2 saniyede koşmuş, düşün yani. Yaptığı şey tabii ki aynı değil yani Bolt'unkiyle. Bu da işin fantezisi, yoksa bir keresinde Theo Walcott'ta 100 metreyi 10,3 saniyede koşmuş. Daha kıymetli olan bir şey var. O da şu: Ronaldo'nun bir Atletico Madrid maçında 96 metreyi 11 saniyede koşması. Büyük sükse yapan hadiseydi. O hep hızlıydı ama daha evvel anlattığım şeyi yine yineleyeyim burada. Ne yapmıştı büyük usta Alex Ferguson? Kaleye doğru koşarken Ronaldo'ya hep adımlarını daha uzun at demişti. Niye? İnsan adımlarını uzun atarak hızını yavaşlatır ve zamanlamayı daha iyi hale getirir. Depar atmaya devam eden insanın vücudunda koordinasyon azalır. Hareketlerinizi yavaşlattığınız zaman beyne fırsat tanırsınız. Ronaldo dediğimi yaptı, sonucu biliyorsunuz demişti. Hızlanmak kadar hızı doğru kullanmak asıl baharet ya, onu söyleyelim yani. Hazır önümüz Dünya Kupası iken 2018'de Fransa Arjantin'de oynuyor, tamam mı? Son 16 turu. Maçın adamıydı Mbappe. İlk gol öncesinde bir penaltı kazandırmıştı, hatırlarsınız belki. Orada abi
penaltı öncesinde kendi yarı sahasında topla depara bir kalkıyor ceza sahasına kadar. Bu konuya çalışırken okudum ben de. Arjantinliler delirmiş. Ertesi gün şey yapmışlar, yazılar yazmışlar. Hüseyin Bolt'tan daha iyi netice aldı falan diye. 37.58 kilometre hızla kat etmiş çünkü. Demişler ki Bolt aynı mesafeyi Berlin'de 2009'da 38 kilometre hızla koşmuştu. Yani Bolt'un da böyle bir hızlı golü var. Onu bir izletelim mi ya? It's about 2 weeks after Riley McRae scored. It's just incredible how events like that happen so close together. Usain Bolt now brings it down. Herkes o kadar sevdi ki bu Bolt'la kıyaslama işini. Bir ara Arsenal'daki Bellerin antrenmanda 40 metreyi 4.43 saniyede koşunca hemen şey dediler ya, Bolt aynı mesafede işte 0.22 salise daha kötüydü falan. Seviyorlar bu işleri. Sen ona ne şaşırıyorsun? Haaland da şaşır abi. Adamının hızlı olması esas meseledir ya. Zamanında 60 metreyi 6.64 saniyede koşmuşluğu var. Enteresan olan şu, o fizikteki adam için bayağı şaşırtıcı bir netice, öyle değil mi? Zaten de rekor adına ne ararsan var Haaland'da. 5 yaşında sıçrama rekoru kırmış. 1.63 mü ne? Yani Haaland başlı başına enteresan gerçekten. Almanya'da biliyorsunuz hız rekoru kırmıştı. Stuttgart'la oynadıkları bir maç var. 36.04 koşmuş. Yani laboratuvar üretimi gibi çocuk. Ondan önceki rekor kimindi peki? Alfonso Davies. 35.95 kilometre. Deli bunlar ya. Yani bak, Dortmund'dayken Aubameyang'ı da hatırlıyorum. O da 30 metreyi kaç? 3.7 saniyede koşuyor. Yine hemen bir Bolt abiyle kıyaslamalar. O bile ilk 30 metreyi 1 saniyede geride koşmuştu diye. Gerçi adamın başlangıcı değildi olay zaten de. Neyse işte. Haaland dedik, oradan yürüyeyim ben. Adam şey bile yapmış ya. Doğal ışık işte dijital ekranlardan gelen yüksek enerjiyi engellesin diye uyumadan önceki saatlerde turuncu renkli mavi ışıklı gözlükler takıyormuş. Laboratuvar dedik ama böyle zorla robot yaptılar adamı ya da kendisi robot oldu bilmiyorum. Düzenli kan testi yapıyorlar. Uyku kalitesinden sıcaklık eğilimlerine, stresine kadar ölçüyorlar. Öyle bir sistem varmış. Stres de demişken bir de zombi var. Onu da araya sıkıştırayım müsaadenizle. De Bruyne yok mu? Zamanında City'de bu futbolcuların stres seviyesini ölçüyorlar taça. Adamınki eksi çıkıyor abi. Eksi. Yani az değil, eksi. Yani şaka gibi değil mi? Öyle bir adam. Bu arada Bolt'a falan girdik. Mbappe'ye de şunu söylemeyi unuttum. Bir Lille maçı var. 90. dakikada gol attığı bir maç. Orada da attığı deparda 36 kilometre hız yapmış Beyzade. Kankitos'unu da anmadan geçmeyelim. Neymar'ın da bir hız ölçümünde 37.4 kilometreye kadar ulaşılabildiği tespit edilmiş. İyi değil mi? Tabii şimdiki futbolcular daha fazla hıza ulaşabiliyorlar. Çünkü kramponları bile son teknolojik tasarımla üretiliyor. Tüm disiplinleri oluşturan ekipler etraflarında. Mesela Thierry Henry bizim zamanımızın en atletik oyuncusuydu. Onun ölçümüne baktım yapılmış mı diye. 39.2 kilometre var. Çok iyi rakam. Çünkü işte Neymar dedik ya, zaman farkını atlamamak lazım. Sihirli iksir yapıyorlar Barcelona'dayken Neymar'a. Karışım hazırlıyorlar. Bak Allah aşkına not alarak ancak aklımda tutabildim. Gerçi şöyle diyebilirim, içinde alfabe gibi. B1, B2, B6, B9, B12, C vitamini, E vitamini, tüm alfabeyi doluşturmuşlar. Sodyumlar, amino asitler. Böyle karışımlar içirmişler Neymar'a. Hadi onları geçti. Antrenmanların dışında doğrusal ve çok yönlü hızlanma üzerine programlar. Üstüne bir de çağın kolaylığıyla hazırlanan beslenme programı. Arsene Wenger anlatıyor ya, canı çıkmış beslenmenin önemini İngiltere'de bir de kabul ettirene kadar. Dönem çok fark ediyor, onu söylemeye çalışıyorum. Neymar'ın kahvaltısı bak, süt, yeşil yumurta, ilk kez duydum bunu. Yani gezer tavuk yumurtası abi, benim başka ne bilgim olacak. Öğleni ayrı, akşamında ayrı, istiridyesi falan. Yani bu hızlanmaydı, diğer meselelerdi. O nedenle 90'lar, 2000'lerin başına göre haliyle fark ediyor. Bu arada daldan dala çok atladım biliyorum ama bir Eto'ya da gireceğim müsaadenizle. Halt etmiş çünkü. Dedi ya geçenlerde, bence de Thierry Henry benim seviyemde zaten değil de Anelka seviyesinde bile değildi diye. Bak Anelka'nın büyük hayranıyım. Çok acayip kabiliyetleri vardı. Seninle de konuşuyoruz zaten. Önce Thierry Henry'nin kaldığı kadar zirvede kalacak. Sonra çıkıp biri belki onu kıyaslayabilir.
Konu hız ya, bir de öyle girdik. Tere Hanvi bizim zamanımızın Bolt pilotıydı. Evet abi, yani kendi sözüdür. Elimde sadece hızım vardı, üzerine ben inşa ettim diye. Hem de ne inşa etmek? Müteahhit Arsene Wenger'in de canına rahmet tabii. Monaco'da en uçta oynarken aldı bunu, hızını kullanmak adına sola koydu, kanat forvet yaptı. Sonra bir Juventus kaptı bunu ama orada olmadı, oyunu tutmadı. Arsenal aldı bu sefer de Wenger. Hem de Eto'nun kulakları çınlasın Anelka'nın yerine. Hem de dünya kadar paraya, o kadar baskının altından kalktı mı? Kalktı. Bir araba laf yedi ama başta o zamanın Eto'larına Arsene Wenger en güzel cevabı da verdi. Dedi ki, Anelka ile Thierry Henry'i karşılaştıracaksanız evinize gidin dedi. Thierry Henry Anelka'nın sahip olmadığı yeteneklere sahip ve her şeyden önce o bir takım oyuncusu. Kulakların çınlasın Samuel Eto. Ha, seni de seviyoruz yani ama Henry'i de ezdirmeyiz. Arada bizi kızdırmış olsa da bu Dünya Kupası'ndaki el meselesinden dolayı. Yoksa hani bu ikisi yanlarında Messi'siyle falan Barcelona'da bir sezonda kazanılacak tüm kupaları da kazandılar yani. Topçunun hasıydı. Topçu olmak için doğmuştu adeta. Ki enteresandı. Doğduğunda babasının da içine doğmuş gibi sürekli oğlum topçu olacak, göreceksiniz Henry büyük futbolcu olacak falan demesi de yani. Değil mi? Her neyse. Güzel insanlar. Dediğim gibi dönem farkı da çok önemli. Arjen Robben mesela 37.8 kilometre hız. Hani bu dönemde yeni başlayan futbolcu olsaydı daha fazlasını, daha hızlısını alabilir miydik ondan? Benim cevabım kesinlikle evet olurdu deyip esas derdime geleyim bu kadar goy goyun üstüne yüksek müsaadenizle. Futbolda yeni bir dönem var bir süredir. Fizikçiler, matematikçiler, bilgisayar programcılar futbolu nasıl geliştirebileceklerini tartışıp duruyorlar. Koray Durkal'a selam olsun, o yazıp durdu, okuyun bu adamı. Nedir? Mesela Ajax'ın veri analizi bölümü var. Onun başındaki adam diyor ki, artık teknik direktörün kapısını çalıp bak ne bulduk diyebiliyorum. Ve ilginç bir hikaye paylaşıyor. Onana yok mu şimdi Inter'de? Onana'yı duruş olarak hatalı buluyordum ve onu düzeltme hazırlanırken ya doğruysa diye merak ettim. Çevresini sensörlerle, kameralarla kapattı ve sonra tüm hareketlerini diğer tüm kalecilerin yaptıklarıyla karşılaştırdık. Sonuç inanılmazdı. Onana en hızlısıydı. Herkesten %20 daha hızlıydı. Sonrasında 8 hafta boyunca diğer kalecilere de onun gibi hareket etmeyi öğrettik diyor. Al sana hız. Hem de en ölçülebileninden. Sonra şaşırıyoruz ya hani Ajax'ın falan bu başarılarına. Ne yapmışlar mesela? Bir örnek daha. Oyunculara Hollanda Ligi ve Şampiyonlar Ligi arasındaki farkı göstermek için kısa bir video hazırlamışlar, tamam mı? İşte bir lig maçı seçmişler bir tane. İçinden bir sekansı çıkarmışlar ve topçulara izletmişler. Sonra video %10 hızlandırmışlar. Bak yine hız. Sadece 100 metre koşusu değil yani. Niye hızlandırıyorlar biliyor musunuz? Şampiyonlar Ligi ile aradaki mesafeyi göstermek için. Sonra da %15 yavaşlatmışlar. Onları nelerin beklediğini görsünler diye. Anlatabiliyor muyum? Eibar kulübü ya. Hani suratına bakmazsın belki. Eibar kulübü veri analizi departmanı var. Bir de onun başkanı var. Pablo Sanzo. Onu da yazmış Koray. Onun dikkat çektiği nokta çok farklı. Şu yani. Daha önce topu geri alan bir takımın hücuma başlamadan önce 2 ya da 3 tane güvenli pas vermesi çok yaygındı. Şimdi her şey daha hızlı. Düşünecek zaman yok. Rakibin 2 ila 6 arası pasla geçiş yapmasına izin verirseniz defansif olarak organize olmanız daha da zorlaşır diyor. Ve devam ediyor. Artan hücum kıtlığı karşısında savunmaya daha fazla dikkat edilmesi başka bir metrikte ortaya çıkıyor. Savunma hareketi başına pas. Yani bir takımın topu alana kadar rakibin kaç dokunuşuna izin verdi. Futbolda veriler işleniyor. Veriler ışığında oyuncular şekillendiriliyor. Haliyle oyun şekilleniyor. Ha, fazla da mekanikleşiyor bir yandan. Onu başka zaman değerlendiririz memnuniyetsizliklerimizi. Ama City'ler, Liverpool'lar da NBA takımlarından fazla sayıda bu işlere bakan adamlar çalışıyor. Fizikçi diyorum ya size. Hani matematikçiler kafa patlatıyor artık. Haliyle süpersonik oyuncular izleyip duruyoruz. O yüzden o rakamları verdim, hızlı futbolcular falan. Ha, biz zaten izliyoruz milletçe. İnşaat izler gibi böyle gelişmeleri ve gelişenleri izleyip duruyoruz. Bir resetleyip her şeyi ülke futbolunda meseleye buralardan bakanları öne çıkarmalı. Sayılarını arttırmalı. Kendimizi geliştirmeliyiz.
bataklığı kurutma yöntemimizi gözden geçirmemiz. Futbolu bilime teslim etmemiz gerekiyor. Ve bu bilimsel yolculuğun tüm durakları da ülke gerçeklerinden oluşmalıdır. O da var yani. Yoksa herkes bir şey söyler. Her federasyon bir uygulama taklit eder. Hani hız her zaman felaket değildir yani. İşte türküde dediği gibi hızlan be Halil İbrahim diyor ya, hızlan be Türk futbolu. Ne diyelim? Başka bir beklentimiz yok.